bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Ne yapıyoruz yine? Bomba gibi bir konu. Paraya kıydık. Mehmet Bozdağ abimize çok selamlar, saygılar. Diş Ertuğrul'dan Beyza Nur Mert'i getirdik. Türkiye'nin en iyi dizisinden bir transfer. Evet. Beyza Nur, hoş geldin. Hoş buldum. Müthiş bir enerjin var. Teşekkür ederim. Kuliste de konuştuk seninle. Nasıl gidiyor? Dizi nasıl gidiyor? Bu başarının sırrı ne? Birazcık anlat bize. Şifrelerini ver Tuşkildin'e. Dizi güzel gidiyor. Zaten reyting. Zaten biliyoruz. Dizi güzel gidiyor. Dizi güzel. Güzel. Gidiyor. İyi gidiyor. Biz de iyi. Dizide biz niye yokuz ya? Ben Mehmet abi ya, gözünü seveyim. İki tane Ertuğrul gibi çocuk var. Parlak böyle. Bir tanesi sakallı ama önemli değil. Buradan mesaj mı oluyor? Mesaj olsun. Bırak mesela. Da olsun. Bir kapı olsun bize de. Aynen. Çok güzel gidiyorsun. Evet. Güzel gidiyor. Yani ben zaten geçen yıl girdim. 4. sezonda girdim diziye. 5. sezonumuz. Hala devam ediyorum. Harikasın. Rolün ne? Alçiçek. Alçiçek. Herkes alçiçek. Bize ne bulurlar? Lale ufuk. Lale ufuk. Öyle bir şey derler. Ne bileyim, kerestane falan derler. Lale ufuk der. Ama bir şey söyleyeyim mi? Engin Altan gidiyor mu bu sene? Son değil mi bu sezon? Tabi zaten haberleri de hadi var. Hadi itiraf et hadi. Son değil. Son dediğim şöyle son. Şöyle son devam ediyor tabii ki. Ama Burak Özçivit'le anlaşıldığı söyleniyor. Evet. Ben de duyduğum haberlerden yani yola çıkarak söylüyorum. Mehmet abi boş kovana imza atmaz kardeş. Haberleri uçan kuştan mı takip ediyorsun? Tabii. Başka nereden takip ediyorsun? O yüzden aynı dili konuşuyoruz. Ya bütün Türkiye uçan kuş internet sitesinden takip ediyor abi. Başka yani sitesi yok. Diriliş Ertuğrul dedik. Diriliş Ertuğrul gerçekten çok özel bir dizi. Ama bence de. Senin bir arka sokaklar maceran da var. Hı hı. Orası nasıl bir mecra? Çünkü oynamayan bir ufukla ben kaldım. Evet. Gene her zamanki gibi. O sokaklara bir giyemedik. O çıkmaz sokak. Arka sokaklardan çıktık. Yok, çıkmaz sokak değil. Çıktım. Bu da böyle bir amım espri. Çıktım. Şöyle zaten ilk geldiğim yıl İstanbul'a arka sokaklarda oynamaya başladım. Yol neydi? Eda diye bir kız. Ya ben 4 bölüm oynadım. Alçiçek de havalı anam. Olmamış. Eda sen böyle. Alçiçek mi? Değil mi? Böyle Alçiçek hatun değil mi bir de? Tabii hatun bir de yani. Devamı da hatun. Ooo valla. Obada falan böyle tam hatun yani. Nerede çekiliyor? Riva'da çekiliyor. Riva'da Beykoz'da da sahneler oluyor. Tamam, biz de gidelim Riva'yı obaya ya. Obaya katılalım. Bekleriz. Hangi gün gelelim? Evet. Oymak başı eksik mi? Eskiden ben bir araştırayım bunu. Bakayım bir obaya. Kimler eksik, ne eksik. Bir varsa öyle bir şey. Olur ya, bakalım. Bir düşünün. Ve oturup ben bunu düşüneyim bu akşam. Biz düşündük ama bu dizinin sırrı ne? Oyuncularda mı, senaryoda mı, yapımcıda mı, ne? Her şey. Topyekun değil mi? Ya biz çok çalışıyoruz gerçekten. Yani ekip arkadaşlarım da öyle. Kamera arkası, kamera önü gerçekten çok çalışıyoruz. Aksiyon sahneleri zaten çok yoğun. Değil mi? Bir haftada ya, bence kadar, çok başarılı bir iş çıkarılıyor. Dizilerin kanı ağladığı bir dönemde bu başarıyı yazmak tarihtir. Ya, başka bir ismi yok bunun. Vallahi açık ve net. Tarih yazıyorsun. Bir de senin yazdığın bir tarih daha var. Yanılmıyorsam 2018'de 3 tane film çekmişsin. 3'ü evet. De başka karakter, başka ters köşe yaptığın bir sürü rol var. Hı-hı. Bunu nasıl başarıyorsun? Enerji diyelim. Enerji mi? Sadece açıklaması şöyle, mı? Şöyle, sadece PR enerji değil tabii. PR sağlam. PR bence o da değil. Dilek sağlam, kiray sağlam. Benim tabii gördüğüm, anlattıklarımdan, okuduklarımdan çalışıyorsun. Çok çalışıyorum ben. Gerçekten bu işe ilk başladığımda şehir tiyatrolarında başladım. 17 yaşındaydım. Şehir tiyatrolarında eğitim aldıktan sonra ben bu işe karar verdim. Yani çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi ama eğitim almayı 17 yaşında başladım. Sonra dedim ben evet bu işi yapacağım. Seviyorum, severek yapıyorum, tiyatroya yapıyorum. İstanbul Üniversite'ye geldim. Tiyatroya devam mı bu arada? Tiyatroya devam edemiyorum Diriliş Ertuğrul'la devam ettiğim ama için. Tiyatro çok başka bir mecra değil mi? Çok özel bir mecra değil mi? Çok mesela özel. Biz medyada gazeteciliğe okul deriz. Evet. Gazeteci olan herkes televizyoncu olabilir. Tiyatroda bana hep okul gelir. Tabii canım. O yüzden örnek veriyorum. O da bence canlı alkış çok başka. Canlı performans her şey. Aynen öyle. Şimdi bence tiyatroya öyle tekrar dönmen lazım. Devam edebilirim yani programı uyarsa. Yine haftanın tekrar, kaç günü çalışıyorsun? Haftanın 2-3 günü setim oluyor genelde. 3 günde tiyatro yapacağım. En azından 2 gün yap yani, ama o tozu almaya devam et. Dizide devam ederken tiyatro yapamıyorum. O yüzden, ama tiyatro bir aşk senin için. Tiyatro benim için aşk zaten. Başlangıç noktam orası benim. Peki şöyle geleceğe baktığın zaman her oyuncunun kalbinde bir partner yatar. Senin gönlündeki partner kim? Biliyorum. Ufuk Ağaca birinci sırada onu biliyorum. İkinciyi söyle. Sen ondan koy beni yani. Sen ikinciyi söyle. Brad Pitt falan. Ama bu da evet. Bu kadar. Ya ikide ben kendim bekledim.
Brad Pitt dedi. Ya babacığım pas atma ben de beyim bozma. Rakip olarak onu gördü bana. Çok beğeniyorum. Erkan Kolçak Köstengi çok beğeniyorum. Aa, büyük oyuncu bak bak. Gerçekten. Erkan Köstengi büyük oyuncu ya. Vallahi büyük. Ama orayı yumuşattın. Şeyi de beğeniyorum. Burak Gülsoy'u da beğeniyorum. Yani Burak ama kızım da o da tarih şey yapıyor. Şey değilim ya. Hani böyle çok güzel bir dizi. Kıvanç tabii ki çok başarılı çok oyuncu. Çok geliştirdi kendini Kıvanç. Aynen. Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy, hani Burak Özçivit bunlar çok başarılı oyuncular ama hani tabii ki onlarla da çalışmak isterim. Benim şimdi söyleyince hani onlar daha farklı hani sevgi olarak mı yakınlık olarak mı bilmiyorum. Sanki daha yakın hissediyorum kendimi peki. Onları. Peki yurt dışına hiç açılmayı düşünüyor musun? Tabii düşünüyorum. Ya mesela Hollywood mu, Bollywood mu? Hollywood. Bollywood'u niye istemiyorsun? Orada çok Hindistan dizisi var. Ve Türkiye'de de çok izleniyor. Evet, çok izleniyor. Annelerimiz, anneannelerimiz bayılıyor. Abi Kanal 7'de o Hint dizilerini var ya, bak tebrik ediyorum kanalı. Şakı şakı izliyorlar. Gece boşu. Ne reyting gider miyim ki oraya bilemedim hiç düşünmedim yani bundan ya? Sonra bir düşüneyim bir ben. Bir düşün. Uçak bileti alınca gidiliyor yani ne olacak? Yok yani diziye gider miyim? Diziye de gidersin. Olur mu? Bu bütçeli kaldırmıyor televizyon sektörü. Bütçeler yani çok yüksek. Çok pahalı çok yani yüksek. Ekip çok çalışıyor ve saatler öndeki çok oyuncular uzun. Çok para alıyor bir kere yani bunu söylemek gerekiyor. Sanırım gerekir. Biraz daha titiz davranmalıyız dizileri. Daha adaletli dağıtım yani. Gerekiyor evet. Pastadan belki de. Evet yani birkaç mesela diziler giriyor yayına, yayından kalkıyor 3 bölüm sonra. Tekrar ya boşuna yani. Bütçeler harcanıyor bir şeyler ama bunlar asla ekiple alakalı değil. Yani seyircinin sevip sevmemesiyle alakalı bir tamamen. Bir yakam sınırı getirseler oyuncular evet. Ciddi söylüyorum. Aynı futboldaki vallahi gibi bak, futboldaki bir sınır gibi. Yani bir sınır olması lazım. Deniz bitti çünkü. Maalesef. Burada da deniz bitti. Öteki türlü kimse ekmek yiyemeyecek. Yani televizyonun bitmemesini umut ediyorum. Bitmez. Televizyon bitmez de biz dizi sektörüne özellikle ben buradan çalışıyorum. Dizi sektörü şeye kayıyor diyorsunuz. Dijitale kayıyor yavaş yavaş. Bence olabilir. Yani o da olur. Çünkü bu şeyle alakalı, teknolojinin gelişmesiyle alakalı. Televizyonu çok izlemediğimiz için belki de bu tarafa doğru sen kayıyoruz. Sen çok izliyor musun televizyonu? Yani çok izlemiyorum açıkçası. Neleri izliyorsun peki, mesela? Peki Diriliş Ertuğrul evet. Dışında izlediğin neler var? Bir numaram dediğin favori dizin var mı? Dizi. Jet Society'yi izliyorum. Başka? Müge yani Anlı'yı izliyorsun. Kısmetse olur var bir zamanlar. O zahmetli babadır çünkü. Gelinin mutfakta. Abi gelinin mutfakta. Yok o gelinler... onları hiç bilmiyorum ya. Hani, bilmiyor musun? Yani biliyorum. Dizi olarak yok mu başka? Şu anda aklıma gelmiyor. Erkenci yani yani bazen bakıyorum arkadaşlarım falan oynuyor orada. Kim? Kimya var orada. O kimyası girişten. Hiç bozulmadı o kızın ama. Helal bozulur olsun. Mu abi böyle bir isim Kimya konmuş. Gökçe değil mi? Kimya Gökçe. Çok severim ya hiç bozulmadı. Başarılı da bir başarılı. Ama. Çok başarılı. Yani arkadaşlarım oynadığı dizilere falan bakıyorum. Bu arada Çok Güzel Hareketler bunları izliyorum. Arkadaşlarım var Yılmaz orada. Çok olmak ister miydin mesela orada? Ya isterdim. Arkadaşlarımla hatta hani bunu konuşmuştuk. Yılmaz Erdoğan'ın sesten o zaman. Sesten. Yılmaz Erdoğan. Kamera orada seni dinliyorlar. Ya şimdi seslenmiyor. Ya yüzle konuşuruz. Yılmaz abi var. Yılmaz abi çok güzel bir iş yapmış. O bir tane kısa boylu var ödeyici. Evet. Benim çok sevdiğim bir kardeşim o. Onu ben çok eskiden tiyatroculuk zamanından biliyorum. Tırnaklarıyla geldi biliyor musun? Bak şimdi de çok başarılı götürüyor. Benim de arkadaşımla arkadaşı. Ben de afişlerde. O mu? Evet afişlerinde falan gördüm. Yılları var sanırım. Hani biz tabii, çok güzel ülkeler bunları gördük değil, ama. Çok eski. Çok eski fotoğraflarını gördüm arkadaşımla. Boy aynı ama. Çok eskiden de aynıydı boy. Yani hiç değişmedi. Boy. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tırnakları çok da geldi. Başarılı. Çok yokluk çekti ama helal olsun. Şimdi çok güzel hareketlerde çok güzel götürüyor. Bence helal de olsun. Çok güzel. Yani kocaman insan çalışır. Vallahi afiş. Vallahi bak yemin ediyorum. Ya çalışırsan, gerçekten emek verirsen bu işe, gönül verirsen bence yapamayacağım. Oluyor değil mi? Maalesef biliyorsunuz Can Bartu'yu kaybettik Allah geçtiğimiz rahmet hafta. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Can Bartu'nun Fiorentina'ya transfer olduğu yılı soruyoruz sana. 3 tane rakam verdik. 1'den 9'a kadar bir rakam istiyoruz. Çeklerimiz burada. Can abiyi tanısaydın, rahmetliyi, seni çok severdi. Çok, vallahi bak. Çok eğlenceli. Çok önemli. Çok eğlenceli, bilgili, ayakla ansiklopedi. Aynen. Bir insan. Kütüphane. 1900 kaç olabilir? At bir tane. 1'den 9'a kadar. 81. 81 mi? Güzel çıktı da onu. İyi çıktı mı onda şüpheliyim. Yani 8 mi diyorsun yani? 8 diyorum. 8 diyorsun. Hadi. Ama ben 7 de, 8, ama bir şey söyleyeyim mi? 7 8, geçiyor içimden. 7 mi geçiyor? Nedense. Net misin? Net. Yani, net sen yazıyorum. Bitiyor çünkü. 7 ya da 8 arası bir şey geçiyor. Böyle bir rakam. Tamam 6.5 defa. Senden 2 rakam kabul ediyorum. 7 mi? 8 maalesef ki 6.
Ama efsanemiz, 97 falan. Efsanemiz Cem Baltu 1961 yılında Fiorentina transfer olmuştu. Çeki maalesef veremiyoruz sana. Ne yemiyoruz? Olsun. Telefonu duyuyoruz. Bu haftalık tamam, idare eder. Abi, tamam. Bizden bir hatıra. Ağzına sağlık. Ağzına teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Allah. Bu yolun bahtın açık olsun. Teşekkür ederim. Bu haftayı da bitirdik. Bitirdik. Vallahi 8. bölümde bitirdik. Vay ya şaka maka. Tuşki'yi dün YouTube kanalını açtığında biz böyle hiçbir şey beklemiyorduk. Yok abi. Ama dostlarımız, arkadaşlarımız sahibiden. Abi çok şükür en büyük servetimiz burası zaten. Aynen. Bu koltukta oturan dostlarımız. En büyük servetimiz. Kardeşim sen çok teşekkür ederim. Selam söyleyeceğin kimse de var mı? Selam söyleyeceğim kimse şu anda. Ayarlarım. İşte bütün Tuşki'yi ailesine selamlarımızı gönderelim. Abone olmayı unutmayın. Sen de bir çağrı yap da bir duysunlar. Abone olmayı unutmayın. Ben buradayım. Nereye abone olacaksın? Neye abone olacaksın? Tuş kilidi. Tuş kilidine abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Sadece eğlence bulabilirsiniz burada. Müge Anlı gibi kimseyi ayamıyoruz. Ama Müge Anlı çok güzel iş yapıyor. Fatih Üyek gibi kimseyi evlendirmiyoruz. Fatih abi yine güzel iş yapıyor. Ha bunları da yaparız. Yapamayın değil. Bunu da yaparız. İstiyorsanız gelin. Gelin. Biz buradayız. Evlenmek mi istiyorsunuz? Tuş kilidi. Aynen.